CemTV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündemdeki gelişmelerle CemTV ana haber bültenine başlıyoruz. Diyarbakır'ın Sur ilçesinin 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Öte yandan teröristlerin açtıkları hendeklerin kapanması ve barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonlar da sürüyor. Zaman zaman şiddetli çatışmalar da yaşanıyor. Sabah saatlerinde yapılan operasyon sırasında PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Sur ilçesinin 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağıyla birlikte hendek ve barikatların temizlenmesi, PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen operasyonlar devam ediyor. Özel kuvvetler, jandarma ve polis özel harekat timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda bu sabah çatışmalar yeniden şiddetlendi. Fatih Paşa mahallesinde süren operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. 4 asker yaralandı. Askerler Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu villaların bir tarafı yok mu böyle? Türkiye bugün iki şehidini daha son yolculuğuna uğurladı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Assubay Kıdemli Çavuş Ünal Bıçakçı memleketi Trabzon'da, şehit Üsteğmen Abdülselam Özataksa memleketi Hakkari'de toprağa verildi. Şehit cenazelerinde yine gözyaşı vardı, yine yürekler yandı. Sur şehitleri son yolculuklarına uğurlandı. Gözyaşları yine sel oldu aktı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Assubay Kıdemli Çavuş Ünal Bıçakçı daha 24 yaşındaydı. Naaşı uçakla memleketi Trabzon'a götürüldü. Şehidin naaşı ailesi tarafından havalimanında asker selamıyla karşılandı. Annesi, babası, kardeşleri ayakta zor duruyordu. Şehidin naaşı daha sonra helallik alınmak üzere Çakır Sokak'taki baba ocağına getirildi. Adeta gözyaşları sel oldu. Daha sonra şehit Assubay Kıdemli Çavuş Ünal Bıçakçı için dua edildi, helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acının yaşandığı bir diğer şehir Hakkari'ydi. Sur'da çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Abdülselam Özatak defnedilmek üzere Durankaya beldesine götürüldü. Naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik harekatları devam ediyor. İki gün içinde ikinci kez 4 ayrı PKK hedefine hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik harekatları devam ediyor. 3 Şubat'ta Kandil'e yönelik yoğun hava harekatından sonra 4 Şubat Perşembe günü de Irak'ın kuzeyindeki 4 ayrı PKK hedefine hava harekatı düzenlendi. Avaşin Basyan'daki sığınak, barınak, silah ve mühimmatın depolandığı mağaralar vuruldu. Aynı gün öğleden sonra da Gara ve Hakkurk'ta yapılan taarruzlarda da terörist hedefler imha edildi. 24 uçağın görev aldığı ve 3 saate yakın süren iki operasyonda 50 kadar hedefin imha edildiği belirtildi. Ve geçiyoruz siyasete. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Forumu'nun kapanış oturumunda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, terör olaylarına değindi. Bugüne kadar terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmadan, birini diğerine tercih etmeden, ideolojisine, kimliğine bakmadan hepsiyle de kararlı bir şekilde mücadele ettik, etmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı temaslarının son durağı Senegal'den döndü. Bugün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeydi. Dünya Turizm Forumu kapanış oturumunda konuştu. Gündeminde terör olayları vardı. Şiddetin bu kadar yaygınlaştığı, terör örgütlerinin bu kadar taraftar, bu kadar sempatizan bulduğu bir ortamda dünyanın hiçbir ülkesi güvenli olamaz, olamayacaktır. Her gün yüzlerce masum insanın katledilmesine seyirci kalınırken, insanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılırken, çocuklar yaprak yiyerek, hatta ağaçların kabuklarını yiyerek
hayatta kalma mücadelesi verirken kimse yatağında rahat uyuyamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı ülkelerine seslendi. Ellerini vicdanlarına koymaları gerektiğini söyledi. Bu noktada artık tüm ülkelerin öncelikle elini vicdanına koyması terör karşısında ilkeli, tutarlı ve net bir tavır takınması gerekiyor. Erdoğan Doğu illerinde yaşanan terörü hatırlattı. Ardından konuyu turizme bağladı. Van'ın, Bitlis'in, Amasya'nın, Çorum'un, Diyarbakır'ın, Ağrı'nın bütün o güzelliklerini dünyanın ilgisine sunmalıyız. Neden Cizre, Silopi, Sur çukurlarla, barikatlarla, terör örgütünün harabeye çevirdiği sokaklarla gündeme gelsin? Neden? Neden ilim, irfan ve sahabeler şehri Diyarbakır yakılan camilerle, yıkılan okullarla, manevi mirasına yapılan kalleşçe saldırılarla gündeme gelsin? Neden? Bölgedeki şehirlerimiz neden Antalya gibi, Muğla gibi, İzmir gibi tüm dünyadan ziyaretçilerin geldiği güzelliklerini doya doya seyrettiği iller olmasın? Neden? Bunun önündeki en büyük engel terördür. Eli kanlı terör örgütüdür. Niçin yatırımcı acaba o illere gitmiyor diye bu soruyu sormamız lazım. Cumhurbaşkanı terörle mücadelenin süreceği mesajını verdi. PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi örgütler kanlı eylemleriyle bir yere varamayacaklarını, başarı elde edemeyeceklerini kendileri de çok iyi biliyorlar. Bu Türk ordusu, Türk emniyeti, köy korucularımız el ele, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. CHP sokağa çıkma yasağı ve operasyonların sürdüğü Güneydoğu'ya heyet gönderiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle oluşturulan heyet, Grup Başkan Vekili Levent Gökbaşkanlığı'nda bölgeye giderek incelemelerde bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirilmesiyle Grup Başkan Vekili Levent Gökbaşkanlığı'nda bir heyet Güneydoğu Anadolu'ya giderek incelemeler yapacak. Heyet Salı günü Diyarbakır'da, Çarşamba günü de Mardin'de temaslarda bulunacak. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Heyet üyeleri vatandaşları da dinleyecek. Heyet ayrıca İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da yer alacak. Dayatılan listelerin oylandığı. Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Mardin'deydi. Gece saatlerinde ise Kazakistan'a geçti. Başkent Astana'ya giden Davutoğlu katıldığı bir konferansta konuştu. Yeni bir projenin sinyalini verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu Kazakistan'da, başkent Astana'daki temaslarına devam ediyor. Gece saatlerinde Astana Havalimanı'na inen başbakana ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Mustafa İlitaş eşlik etti. Başbakan ve heyeti Kazakistan Tarım Bakanı ve Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık tarafından karşılandı. Davutoğlu sabah ilk olarak Kazakistan Başbakanı Karim Masivov'la hükümet binasında görüştü. Görüşmenin ardından ikili heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin yanında bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Davutoğlu başbakan olarak yaptığı ilk ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le görüştü. Ardından da Hoşgörü ve Barış Sarayı'nda Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen konferansta konuştu. Görüşmenin güzel işlere vesile olduğunu söyledi. Bizim perspektifimiz bütün bir Avrasya coğrafyasını bir barış coğrafyası haline getirmek. Avrasya coğrafyasında rekabetin değil, tamamlayıcılığın, karşılıklı gerginliğin, çatışmanın değil, barış ve istikrar ortamının egemen olmasını istiyoruz. Biz eski İpek yolunun modern araçlarla yeniden keşfedilmesi ve inşa edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ekonomik ve kültürel etkileşim ne kadar artarsa siyasal gerilim o kadar düşer.
Ekonomik olarak ülkeler ne kadar birbirine karşılıklı bağımlılık ilişkisine girerse siyasi bakımdan risk almaları o kadar zorlaşır. Davutoğlu yeni bir projenin sinyalini de verdi. Aynı kuşak üzerinde karayolu taşımacılığını da geliştirmesini istiyoruz. Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde de Karadeniz'in etrafında bir otobanla bir otoyol inşa ederek Karadeniz, Hazar, Akdeniz bağlantılarında birbirine irtibatlandırmaya kararlıyız. Esad askerlerinin saldırıları ve Rus uçaklarının bombardımanından kaçan binlerce Suriyeli Öncü Pınar sınır kapısına dayandı. Kilis valisi yaptığı açıklamada kilis sınırına son 48 saat içinde 35 bin sığınmacının geldiğini söyledi. Ayrıca her türlü tedbirin alındığını vurguladı. Son 24 saat, 48 saat içerisinde 30-35 bin civarında insan gelmiş bulunuyor. Binlerce Suriyeli Rusya'nın hava saldırısı ve Esed ordusunun saldırılarından kaçtı. Türkiye sınırına dayandı. Açıklama Kilis valisi Süleyman Tapsız'dan geldi. Tapsız her türlü tedbirin alındığını vurguladı. Son 3 yıldır karşıda 8 tane kamp kurulmuş durumda. Bu kamplarda 50-60 bin civarında Suriyeli barınıyor. Ve bu yeni gelen göç dalgasıyla birlikte de biz burada o kampların kapasitelerini genişlettik ve ayrıca bugün 9. bir kampın inşasına da orada başlandı ve ilk gün itibarıyla 10 bin kişi kurulan çadırlara hemen yerleştirilmiş oldu. Konuyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Hollanda'nın Amsterdam kentinde olan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 5 bin yeni Suriyeli sığınmacının kabul edildiğini belirtti. Ayrıca 50 ila 55 bin sığınmacının daha yolda olduğunu söyledi. Değerli izleyenler, dün gece yollar adeta kan gölüne döndü. Ankara ve İstanbul'da meydana gelen kazalarda tam 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazaların nedeni ise ortak, aşırı hız ve dikkatsizlik. Başkentte katliam gibi bir kaza yaşandı. İki araç kafa kafaya çarpıştı. 5 kişi olay yerinde can verdi. Burası Ankara. Feci kaza Anadolu Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Bölgede yağış etkili oldu. Bu nedenle yol kayganlaştı. Dikkatsizlik de eklenince kaza kaçınılmaz oldu. İşte bu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İkisi de hurdaya döndü. Araçtakiler yola savruldu. Kaza yeri savaş alanı gibiydi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak yola savrulan 5 kişi için artık çok geçti. 5'i de olay yerinde can verdi. Yaralanan diğer 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Başkentteki kazanın bir diğer adresi ise Mamak. Plevne Caddesi'nde seyir halinde olan bu otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Park halindeki tırın altına girdi. Araçtaki iki kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul'da da manzara aynı. Küçükçekmece'de aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil park halindeki tırın altına girdi. Üç kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Güçlükle çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Esenler'de Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Ne yazık ki Suriyeli iki kardeş kurtarılamadı ve alevlerin arasında yanarak can verdi. Yangın sırasında annenin evde olmadığı ve üç çocuğunu evde bırakarak markete gittiği öğrenildi. İşte bu alevler Suriyeli iki kardeşi hayattan kopardı. Isınmak için yaktıkları soba sonları oldu.
İstanbul'da alevlerin yükseldiği yer Esenler. Bu evde Suriyeli bir aile kalıyordu. Anne 3 çocuğunu evde bırakıp markete süt almaya gitti. İşte felaket o andan sonra yaşandı. Isınmak için yaktıkları soba bir anda alev aldı. Yangın çatıya sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Ancak dumanlar kısa sürede her yeri kapladı. Komşular çocuklardan birisini kurtarmayı başardı. Ancak biri 4 yaşında, diğeri 7 aylık olan çocuklar içeride kaldı. İtfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti. Alevler söndürüldü. Evden yürekleri yakan acı haber geldi. Suriyeli iki kardeşin cansız bedenleri bulundu. Polisin incelemelerinin ardından çocukların cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi. Halkalı'daki lüks bir sitede korku dolu anlar yaşandı. İşten çıkarıldığı öğrenilen bir adam tartıştığı site müdürünü silahla vurdu. Kendisini engellemek isteyen bir güvenlik görevlisini de yaralayan adam daha sonra intihar etti. Olay İstanbul Halkalı'da bu lüks sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede peyzaj görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Şevket K. bir süre önce işten çıkarıldı. Bu sabah siteye geldi. Site müdürü Düzgün K. ile görüşmek için içeri girdi. Şevket K. ile Düzgün K. arasında bir süre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket K. silahını çekerek Düzgün K.'yi vurdu. O sırada olaya müdahale eden bir görevli de yaralandı. Otoparka kaçan Şevki K. burada silahını başına dayayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın görevli hastaneye kaldırıldı. Düzgün K. ve Şevki K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Başkent Ankara'da gece saatlerine başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Hal böyle olunca şehrin büyük bir bölümü beyaza büründü. Kar hayatı felç etti. Araç sürücüleri yollarda kaldı. Sadece Ankara'da değil, İzmir ve Kocaeli'de de kar vardı. Başkent Ankara'da kar yeniden yüzünü gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Şehrin büyük bir bölümü beyaza büründü. Kar yağışı Ankara genelinde gece başladı. Sabahın erken saatlerinde de yer yer etkisini sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle kentin birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Trafikteki vatandaşlar araçlarıyla güçlükle ilerledi. Kardan dolayı gitmeyen araçları vatandaşlar iterek götürmeye çalıştı. Yollarda bu manzaralar kaçınılmaz oldu. Sadece Ankara değil, İzmir'in yüksek kesimlerinde de kar vardı. Kartpostallık manzaralar oluştu. İzmir-Manisa karayolu beyaza büründü. Bazı vatandaşlar keyfini çıkardı. Burası da Kocaeli. Dün akşam başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı 10 santimi buldu. Vatandaşlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme araçları hazır bekletildi. Beykoz'daki Riva Deresi taştı. Nedeni ise açılan baraj kapakları ve yağış. Taşkın nedeniyle birçok balıkçı teknesi suya gömüldü. Baraj kapakları açıldı, Beykoz'daki Riva Deresi taştı, balıkçı tekneleri suya gömüldü. Yağmurdan dolayı bu barajı saldılar, Ömerli Barajı'na kimseye haber verilmedi. Bu barajdan gelen su bu. Direkt yağmur suyuydu. Yağmur suyu normalde sine sine iniyordu aşağıya. Maalesef bu her sene bu baraj sorunu çıkıyor burada. Beykoz'daki Riva Deresi işte bu hale geldi. Ömerli Barajı'nın kapaklarının açılması ve yağışların da etkisiyle taştı. Denizin rengi kahverengi oldu. Dev dalgalar sahile böyle vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi denize sürüklendi. Derenin kenarındaki tahta köprüler de yıkıldı. Vatandaşsa her sene aynı sorunun yaşandığını belirterek isyan etti. Burada köprü çalışmasından dolayı burayı doldurdular. Doldurunca dere şişti yukarıya. Şişince tekneler bir denize gitmeye başladı. Bir tane
suyun altında vurdu. Bu sudan dolayı aşağıya denize indi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Brezilya'ya giden uçağına uçuş sırasında kuş çarptı. Hasar alan uçak İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. Kuş sürüleri havayolu ulaşımı uçaklar için tehlikeli olmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Brezilya'ya giden uçağına kuş çarparak hasar verdi. İçinde 294 yolcunun bulunduğu uçağın ekibi Yunanistan hava sahası üzerinden Atatürk Havalimanı'na geri dönme kararı aldı. Uçağın iniş ağırlığının üzerinde olması nedeniyle fazla yakıtı azaltmak için Marmara Denizi üzerinde bir süre tur attı. İniş ağırlığına gelen Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı. Çarpma nedeniyle uçağın burun kısmındaki Rodom adı verilen radar anten kapağında göçme meydana geldi. Tayvan 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yüksek katlı binaların yerle bir olduğu depremde ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti. 221 kişi de göçük altından kurtarıldı. Ölü sayısının artmasındansa endişe ediliyor. Tayvan 6.4 şiddetinde depremle sarsıldı. Binalar yerle bir oldu. Çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Uzak Doğu'nun ada ülkesi Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün şehir merkezine çok yakın olması depremin şiddetini etkiledi. Gece saatlerinde yaşanan depremde çok katlı binalar yerle bir oldu. Depremin izi havadan işte böyle görüntülendi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları başladı. Vatandaşlar depreme uykuda yakalandı. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak sayının artmasından endişe ediliyor. Durumu ağır olan 55 kişi hastaneye sevk edildi. Şu ana kadar göçük altından 221 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Şehir genelinde evleri yıkılan veya zarar gören 6000 aile için barınaklar kuruldu. Bazı bölgelerde de yangın ihtimaline karşı elektrik verilmedi. Amerika'nın New York kentinde vinç kazası yaşandı. İnşaat vincinin caddeye devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı. Arabaların hurdaya döndüğü kazada çok sayıda kişi de araç içinde mahsur kaldı. Amerika'da dev vinç devrildi. Arabalar altında kağıt gibi ezildi. Feci olayda bir kişi de canından oldu. Gökdelenleriyle ünlü Manhattan bölgesinde talihsiz bir kaza yaşandı. Bir inşaat için bölgede bulunan dev vinç park halindeki arabaların üzerine düştü. Tonlarca ağırlığındaki demir araçları ezdi geçti. Vinç o sırada arabasının yanında olan bir vatandaşa da isabet etti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Ayrıca arabasının içinde mahsur kalanların olduğu bildirildi. 138 itfaiyeci olay yerine gitti. Hemen vinci kaldırmak için çalışmalara başlandı. Kazanın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto gösterileri vardı. Ancak bu kez alışık olduklarımızdan farklı bir eyleme imza atıldı. Çünkü haklarını aramak için sokağa çıkanlar polis ve itfaiyecilerdi. Göstericilere müdahale için değil, bu kez kendileri için sokaktalardı. Yunanistan'da polis ve itfaiyeciler hükümeti protesto etti. Burası başkent Atina. Polisler, sahil güvenlik ekipleri ve itfaiyeciler, 2500 sendika üyesi, üniformalı çalışan eski meclis binasında toplandı. Gösterilere müdahalede görmeye alışık olduğumuz ekipler bu kez taraf değiştirdi. Kendi haklarını savunmak için eylem yaptılar. Pankart açtılar, sloganları attılar. Hükümetin sosyal sigorta ve emeklilik yasasında yapmayı planladığı değişiklikleri protesto ettiler.
Yeni yasanın orta çağı andıran çalışma koşullarını dayattığını savunarak tepki gösterdiler. Şimdi İngiltere'ye bir savaşa götüreceğiz sizi. Merak etmeyin, bu savaşta kimsenin burnu bile kanamadı. Sadece kar toplarıyla kışın tadını çıkardılar. Dünyanın en büyük kar topu savaşı olarak tarihe geçti. Ancak kimsenin burnu bile kanamadı. Aksine eğlence doruktaydı. Binlerce vatandaş kar topu savaşıyla kışın tadını çıkardı. Görüntüler İngiltere'den. Binlerce kişi Guinness Dünya Rekoru kırmak için Victoria Park'ta buluştu. Tek amaçları vardı. O da birbirlerine kar topu atmak. Parka yaklaşık 9 bin kişi geldi. Onlar için özel bir alan oluşturuldu. Ardından da geri sayım başladı. Kar topları havada uçuştu. Gönüllerince eğlendiler. İşte bu savaş dünyanın en büyük kar topu savaşı olarak adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırdı. Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağın patlamasından sonra lavlar kısa sürede dağı kapladı. Yanardağın yakınında bulunan nükleer santral ise büyük bir tehlike oluşturuyor. Japonya'da yanardağ patladı, külleri gökyüzüne ulaştı. Sakurajima Yanardağı'nda kuvvetli patlama meydana geldi. Yaklaşık 1117 metre yüksekliğindeki yanardağın patlamasından sonra lavlar kısa sürede dağı kapladı. Kızgın lavlar yamaç boyunca aktı, kaya parçaları fırladı. Kara duman 2 kilometre gökyüzüne yükseldi. Kaydedilen o anlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Yanardağın aktif olması büyük bir tehlike yaratıyor. Çünkü 50 kilometre uzaklıkta bir nükleer santral bulunuyor. Patlama santralin faaliyetine herhangi bir etki etmedi. Ancak yan etkileri olabileceği belirtildi. Bu da yetkilileri harekete geçirdi. Patlama nedeniyle alarm seviyesi dağa yaklaşmayı yasaklayan 3. seviyeye çıkarıldı. Sakurajima Yanardağı en son 2013 yılında patlamıştı. Şimdi 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşam mücadelesini getireceğiz ekranlarınıza. Yaşı küçük ancak yaşına rağmen boyunu aşan bir mücadele veriyor. Kemikli hastası olan küçük kız dansla hayat hastalığı yenmeye çalışıyor. İşte Andre'nin yaşam dolu hikayesi. Ritim tutuyor, sahnenin her yerine yetişiyor. Hareketlerin hiçbirini atlamıyor. Profesyonel dansçılara taş çıkarıyor. Andre Netri 6 yaşında kemik iliği hastası. Küçücük yaşına rağmen boyunu aşan bir mücadele veriyor. Hastalığının onun yaşam sevincini almasına izin vermiyor. Andre neredeyse yürümeyi öğrenmeden önce dans etmeyi öğrendi. Ailesi yeteneğini çok erken keşfetti. Biricik yavrularına her imkanı sağladı. Öyle ki bir yaşından bu yana dans eğitimi alıyor. Annesi hastalıkla mücadele eden kızının görüntülerini internette paylaştı. Kaderini değiştiren de bu oldu. O videoyu milyonlarca kişi izledi. Günün birinde de gelen bir telefon minik kızı Zumba Kongresi'ne davet etti. Ortaya bu görüntüler çıktı. Andre için ülke ayağa kalkmış durumda. Ona uygun iliğin bulunması için mücadele ediliyor. Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yayına ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.